Şimdi Levent Bey, birazdan arkadaşlarım bir son dakika hazırlıyorlar. Sizinle paylaşacağız. Bu tamamen seçim güvenliğine de ilişkin riskli bir haber ve yurt dışında biliyorsunuz oy kullanılıyor. Ona ilişkin onu paylaşmadan arkadaşlarım şunu sormak istiyorum size. Kayıp silahlardan söz ettiniz. O kayıp silahlar bir taraftan o gerçek ortada dururken Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesine ilişkin sakın sevincinizi o gün yaşamayın. Silahlı güçler sahneye çıkabilir, devreye girebilir dedi. Böyle bir endişe taşıyor musunuz? Şimdi biz tabii hiçbir yurttaşımızın burnunun kanamasını istemiyoruz. Demokrasilerde önemli olan nasıl İsmet İnönü seçimi kaybettiği zaman ceketin önünü ilikleyip iktidarı devrettiyse, daha sonraki başbakanlar devrettiyse iktidar değişikliğinin böyle saygın, kendi kuralları içerisinde olması gerektiği gibi olmasıdır. Ama Türkiye'de yaşadığımız bir gerçeklik de bizlere elbette yurttaşlarımızla ilgili kimsenin burnunun kanamaması açısından da naçizane tavsiyelerimizi belirtmeyi de uygun bulduğumuz bir süreçten geçtiğimizi biz biliyoruz. Bunlar seçim sonuçlarıyla ilgili olarak, yani genel başkanımız sokağa çıkmayın derken bunların yapılacakları taşkınlıkların hiçbir kimsenin zarar vermemesi açısından bir uyarıda bulunuyor. Haklı bir uyarıdır. Yani çünkü bir iktidarı devret arama gelebiliyor bazen. Bu kesintiler yaşanabiliyor. Ben hemen bu sıcak gelişmeyi sizinle paylaşayım. Gazeteci Candaş Tolga Işık hemen sosyal medya hesabından paylaşmış. Görüntüde de var. Burada şöyle bir iddia var. Avustralya'da açılmamış oy pusulasında AKP'ye evet mührü vurulmuş pusulalar var. Yani açılmamış bir oy pusulasında AKP'ye evet mührü basılmış. Bunu da gazeteci Candaş Tolga Işık paylaşmış. Avustralya'dan gelen bir görüntü bu. Bu bir pusula, henüz açılmamış bir pusula, daha kullanılmamış bir oy yani. Gelinmiş ve AKP mührü basılmış bir oy pusulası. Hazır mı arkadaşlar Levent Gök? Evet, Levent Bey, o konuda son cümlelerinizi alayım ve bu konu da çok önemli. En çok endişe duyulan meselelerden birisi de bu çünkü. Yani biz barış içerisinde iktidarın değişmesini öngörüyoruz. Türkiye'nin itibar açısından bu uygun, hepimizin çıkarlarını uygulan bir yol. Ve biz de herkesi de uyarıyoruz. Herkes sakin, soğukkanlı olacak. İktidar barış içinde el değiştirecek şöyle. Biz buna çabalıyoruz. Levent Bey, hemen ekranın ortasında siz de görebilirsiniz, takip edebiliyorsanız. Gördüm. Candaş Tolga Işık'ın paylaştığı bir bilgi, bir iddia. Avustralya'da açılmamış oy pusulasında AKP'ye evet mührü vurulmuş. Hemen ortada görüyorsunuz. Bu yani kaygı duyulan hadiselerden biri. Şüphesiz. Yani çok düşündürücü. Yani oradaki arkadaşlarımızın derhal bu konunun üzerine gitmesi gerekir. Çünkü biz bütün sandıklarda görevli arkadaşlarımızı bulundurmaya çalışıyoruz ama tabii yabancı ülkelerde biliyorsunuz bu oyları kullandıktan sonra bir odaya alınıyor. O oda kilitleniyor. Odada akşam ne olduğu, ne olacağı yani elbet hepimizde kuşku uyandıracak bir tablo. Dolayısıyla arkadaşlarımızın da bu konu üzerine gitmesi gerekir ve böyle bir hadiselerin yaşanmaması açısından da bizlerin daha dikkatli davranması gereken bir süreç içerisinde olduğumuzu ifade edeyim. Yani önemli bir konu. Zaten sandık güvenliği bunun için önemli. Yani iktidarın yapacağı hileleri önlemek açısından önemli. O yüzden hepimiz yurttaşlık görevimizi en iyi şekilde yapmalıyız Şule Hanım. Yani bunlara izin vermeden bir çalışma yöntemini orada uygulamamız gerekiyor. Evet. Levent Bey, çok teşekkür ederiz. Sağ olun katıldığınız, zaman ayırdığınız için. Bir taraftan siz buradayken söyleyeyim, tutanakta tutulmuş ama yetkililerden buna ilişkin henüz bir açıklama gelmemiş. Bizim de takibimizde olacak. Roboski, Uludere'nin gözyaşları. Sizin de yarın sanıyorum buna ilişkin bir imzanız da var. Söylemiş olalım en azından takip edecek olanlara. İzmir Sanat'ta 12.30'da Kılıçdaroğlu'nun ön sözünü yazdığı ve şu cümlelerle Türkiye gerçekten büyük acılar yaşadı. İşte bu acıların değişmesi için de 14 Mayıs önemli tarihlerden biri. Başınıza yastığa koyduğunuzda hiç unutmamanız gereken acılardan biri dediği bir meseleydi. Ve siz kaleme almıştınız. Takip edenler için de onu duyurmuş olayım diyerek. Bir reklama gitmek durumundayız galiba arkadaşlar, değil mi? Çünkü Mersin'de görüyorsunuz, Mersin bekleniyor. Mansur Yavaş'ın önce çıkması bekleniyor. Ardından Sayın Kılıçdaroğlu çıkacak. Tam 9 gün kaldı. Hiçbir şey kalmadı. 9 gün. Kim ne yapacak, ne yapmayacak? Tam olarak onun belli olduğu günlerden birini yaşıyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu dakikalar önce bir tweet attı. Gençlere seslendi. Gençler, işte birlikte aşmamız gereken eşik tam olarak da bu. Bu rezaletler bir daha yaşanmasın istiyorsanız
Gerekeni yapacaksınız. Halep oradaysa arşın burada. Niye söyledi Kılıçdaroğlu bunu? Çünkü bu ülkenin en tepesinde oturan, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir isim, AKP Genel Başkanı Erdoğan, dün çok uzun bir tweet attı. Aslında miting meydanlarında söylediği şeyi tekrarladı ama o mesajının arasında hem bir video hem bir ses kaydının iması vardı. Bebek katiline ne sözler verdin diye seslendi. Başka soruları da var. Her birini konuşacağız. Önemli bir gün bugün. Çünkü 9 gün kalmışken hem Millet İttifakı hem Cumhur İttifakı nasıl bir siyaset yürütecek ve sertleştirecek? Kartların çok belli olduğu günlerden biri. Bir taraftan da Millet İttifakı Mersin'de olacak. Kılıçdaroğlu Mersin'den seslenecek. Halka mikrofon uzatacak. Kim neyi talep ediyor bunu da anlamaya çalışacağız. Dedik ya, herkes tarafını belli etti şu an. Kartlar ortada. Kim nasıl bir siyaset yürütecek ortada. O siyaset yürütme biçimini de göreceğiz şimdi. Onlardan biri dün akşam. Yine Kılıçdaroğlu kameralar karşısındaydı. Dedi ki, memuru ezdirdiniz, memuru perişan ettiniz. Sevgili halkım, kısa ve net bir video paylaşıyorum sizinle. Memuru perişan ettiler, memuru borca sürüklediler. Ne yapacak peki Kılıçdaroğlu? Eğer Cumhurbaşkanı seçilirse en düşük memur maaşının 21 bin lira olacağını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bunu açıkladığı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada az önce Kılıçdaroğlu'nun da yanıt verdiği ve diğer miting meydanlarında söylediklerine yanıt verdiği mesajıyla gündemdeydi. Diyordu ki, bay bay Kemal, ne söz verdin bebek katiline, ne söz verdin İmralı'ya, bunlar geldiklerinde Apo'yu serbest bırakacaklar, Selo'yu serbest bırakacaklar, hamburgerci de, Amerika Birleşik Devletleri'nde, bununla ilişkin volümümüz de vardı arkadaşlar, Selo'ya ne söz verdin? İmralı'ya ne söz verdin? Onları serbest bırakacaklar. Hamburgerci'de 8 saat boyunca kimlerle konuştun? Bu soruları sorduğum içerisinde, yani Millet İttifakı'na göre iftiraların olduğu, terörle ilişkilendirilmeye çalışıldığı bir tweet serisi attı. Dün başka mitinglerinde de bunu söylemişti. Bir taraftan da dedi ki, İmralı'ya ne söz verdiniz? Öcalan'ı serbest bırakacaksınız. Kandil'le hangi anlaşmaları yaptın? Çık bunları açıkla. Aynı saatlerde, birkaç saat öncesinde Kılıçdaroğlu KRT ekranlarında diyordu ki, elinizde ne varsa çıkın açıklayın kardeşim. Ses kaydı mı var? Çıkın koyun. Görüntü mü var? Çıkın bunu açıklayın. Hangi kumpasları yapmaya çalıştığınızı biliyoruz. Şimdi Erdoğan'ın çok net bir sorusu var. O sorulardan biri şu. Bay bay Kemal, bebek katillerine ne sözler verdiğini biliyoruz. Öcalan'ı serbest bırakacaksınız. Şimdi ben değil, editör arkadaşım Esma değil, yönetmenim Esra değil. Biz anlatmıyoruz. Haber merkezi söylemiyor. AKP Diyarbakır birinci sıradan milletvekili adayı Galip Ensarioğlu, biz söylemiyoruz. Kendisi diyor ki, devlet İmralı'yla bugün değil, sürekli görüşüyor. Barışa ilişkin bir adımı varsa bu görüşmeler gerçekleşiyor. Öcalan'ı tecrite mahkum eden HDP'nin kendisidir diyor. Aynı tweetin içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste HDP ile ne konuştun, çık açıkla derken Galip Ensarioğlu diyor ki, Öcalan'ı tecrite mahkum eden HDP'nin kendisidir. Şimdi tüm bunlar olurken bir taraftan ne konuştun diye açıkla derken HDP meclisin 3. büyük partisi. Mithat Sancar demişti ki muhalefet için, evet biz Cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz. Ama ortada bir pazarlık yok, bir vekillik talebimiz yok, bir bakanlık talebimiz yok. Bu tavır politik bir tavırdır derken Cumhur İttifakı kanadına dönelim. Cumhur İttifakı kanadında bir Hüdapar var biliyorsunuz. Hizbullah'ı hepimiz çok yakından biliyoruz. O ölümleri, o katliamları çok yakından biliyoruz. Bu soru Binali Yıldırım'a soruldu Mehmet Akif Ersoy tarafından. Binali Yıldırım dedi ki, Cumhur İttifakı bizim Cumhur İttifakı'nda ortağımız değildir Hüdapar. Doğru, Cumhur İttifakı'nın ortağı değildir. Tam olarak da AKP'nin ortağıdır. Yani ortak mı değil mi tartışması sürerken AKP'nin ortağıdır Hüdapar. Çünkü Hüdapar milletvekilleri meclise tam da AKP'nin listesinden girecektir. Yani iki kanat, herkesin yürüteceği siyaset ortada. Bir başka diğer siyaset biçimi, hikaye bitti ve neler yapılacak onun aslında fotoğrafı. Kılıçdaroğlu KRT ekranlarında dedi ki,
para verdiler, Bitcoin üzerinden para verdiler, uluslararası hackerlarla anlaştılar ve olmayan görüntüleri bir araya getirecekler, olmayan sesleri bir araya getirecekler ve bir kumpasın peşindeler. Bunun için de İletişim Başkanlığı'nı daha önce uyarmıştı. Ne yaparsanız yapın o kayıtları açıklayın, buradayız. Tüm bu konuşmaların arkasından bir taraftan da seçim sürecinde nasıl sağlanacak bu seçim güvenliği? 1,5 yıldır çalışıyoruz. Anadolu Ajansı'na, YSK'ya, TRT'ye güvenmiyoruz, bu nedenle çalışıyoruz demişti. Aynı Anadolu Ajansı yetkilileri gazeteci Saygı Öztürk'e konuştu bugün. Dediler ki bir aksama olursa bize üye olanlar, bizi takip edenler gitsinler savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar. Biz hiçbir aksama olmaması için çalışacağız. Peki öyle mi yapmışlardı? Yerel seçimlerde belediye başkanı seçileceği zaman bir tarafta Binali Yıldırım, bir tarafta Ekrem İmamoğlu vardı ve nasıl veri akışının kesildiğini görmüştük. Gündem yoğun, gündem bir taraftan mitinglerle yoğun ama bir 9 gün içerisinde ortaya saçılacak bazı kasetleri, bazı ses kayıtlarını duyabiliriz. Buna ilişkin muhalefet ne yapıyor? Bunları da konuşacağız. Onu söyleyelim. Deprem bölgesine de gideceğiz. Ama önce Mersin'e gidelim. Bizi bekliyor Muratcan Altun Toprak. Muratcan hazır değil mi arkadaşlar? Muratcan, Mersin'desin bugün. Hem bize oranın nabzını anlat lütfen Kılıçdaroğlu çıkmadan. Hem de aslında halk ne söylüyor? Oraya gelenler sana hem öncesinde ne anlattı hem de şimdi mikrofon tutma şansın olursa onlardan da dinleyelim. Hem Kılıçdaroğlu'ndan ne talep edecekler, neden oraya geldiler ve 14 Mayıs'tan sonra ne bekliyorlar? Şule Aydın, teşekkür ediyoruz. Mersin'deyiz. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'le birlikte. Öncelikle herkese mutlu bir gün dileyelim buradan. Mersin'deki havayla başlayalım, atmosferle başlayalım. Burası oldukça kalabalık. Önce bunu söylemek gerekir. Ve şunu da belirtmem gerekir ki güneşli ve güzel bir hava var Mersin'de. Hava sıcaklığı 30 dereceye yakın. Arkamda görmüş olduğunuz meydan, Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nun yanı burası. Ve gördüğünüz gibi aslında Kılıçdaroğlu'nu bekliyor Mersinliler. Yoğun bir kalabalık var ve coşkulu bir atmosfer var. Tekrar ediyorum, oldukça kalabalık bir atmosfer var. Pankartlarını alanlar, çocuklarını alanlar, eşlerini alanlar bu noktaya geldiler. Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ı bekliyorlar. Aslında Kılıçdaroğlu Mersin'de 4 Aralık 2021 tarihinde ilk milletin sesi mitingini yapmıştı bu noktada. Burada çiftçinin, emekçinin, öğrencinin sorunlarını dile getirmişti. Değişim rüzgarı esiyor. Bu rüzgarın karşısında kimse duramaz demişti. Aslında o değişim rüzgarı şu an Mersin'de de esiyor. Oldukça yoğun bir kalabalık var. Görüyorsunuz gençler de burada aslında. Ben az önce kendileriyle de konuştum. Şimdi mikrofonu da uzatacağım onlara. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekliyoruz. Onu görmek istiyoruz demişlerdi. Şimdi onlara soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu birazdan bu noktaya gelecek. Bir genç olarak neler söyleyeceksin? Abi bir genç olarak gerçekten çok heyecanlıyım Kılıçdaroğlu'nu. İlk defa göreceğim canlı. Hep böyle haberlerde falan görüyoruz. Çok mutluyum yani şu an. Beklentin nedir? Bir Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olursa 13. Cumhurbaşkanı. Beklentin ne olacak? Abi benim gelecek kaygımın gitmesini istiyorum öncelikle. Ekonominin daha iyi olmasını istiyorum. Bir şey alırken iki kere bakmamak istiyorum abi. Sana da soralım. Ne zaman geldiniz buraya arkadaşlarınızla? Abi saat 10. En önlerden görebilmek için 13. Cumhurbaşkanımıza erkenden geldik. Gerçekten heyecan verici bir durum gerçekten. Canlı olarak heyecan verici bir durum. Beklentin nedir? Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması halinde beklentin nedir? Onu da sorayım. Beklentim abi gerçekten düşünce özgürlüğünü istiyoruz. Gençler olarak rahat bir ülke. Avrupa'yı düşünmek istemiyoruz. Başka ülkeye gitmek istemiyoruz. Bizim ülkemiz örnek olarak gösterilsin istiyoruz. Bir şey aynen alırken ikinci düşünmek istemiyoruz. Bir şeyleri ertelemek istemiyoruz. Artık gençlere değer verilsin istiyoruz. Gençlerin sesi böyle. Aslında bu alanda sadece gençler yok. Emekliler de var. Bu alanda ellerinde bayraklarla, flamalarla gelenler var. Burada mikrofon uzattığımız insanlar var. Şunu söylüyorlar, hak, hukuk, adalet diyorlar. 418 milyar doların geri alınmasını istiyoruz.